eğitimde farklı bakış açıları. Gökhan Bey, Gamze Hanım bizlerle birlikte University of Law'dan. Merhabalar, hoş evet, geldiniz. Merhaba. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler geldiğin için. Vallahi yoğunsun, zaman ayırdın. Ne demek teşekkür. Sevdin teşekkür demek ediyorum. Ki videolarımızı. Çok beğendim, çok vallahi, güldüm, eğlendim izlerken. Süper ya. Bu da ben de olmalıyım diye düşündüm. Aynen. Benim de ilk aklıma gelen isimlerden biri. Değil mi? Evet, evet, Hakan'la aynen. Konuşuyorduk, birisini davet edelim mi diye. O soruyu sorarken dedim Gamze'yi kesin davet ederiz. Ben dedim evet, kesinlikle bu videolarda olmak istiyorum. Hem keyifli, güzel böyle to the point'ler veriyorsunuz. Aynen. Hem de eğlenceli bir video olmuş. Yani biraz daha böyle artık dedike dedike böyle konuşmaktan evet. Herkes de yapıyor zaten biliyorsun. Farklı bir format olsun istedik. Birkaç tane böyle dedike zaten konuştuğumuz video tarzlarımız da var. Çok ciddi bir konu. Ben onun içinde olmak çok evet, istemiyorum. Evet yani aslında evet belki böyle çok ciddi bazı konular olabiliyor hani konuşulacak ama. Onu çocuklar yapıyor evet, zaten. Aynen güzel öyle. Güzel arkadaşlarımız güzel güzel konuşuyorlar, anlatıyorlar. Şimdi eğitimde farklı bakış açıları deyince aklınıza ne geliyor Gökhan Bey ilk önce ya da Gamze Hanım? Eğitime sen nereden bakmalıyız? Ben söyleyeyim Gamze. Bir cümle bir cümle evet, gidelim. Evet aynen öyle. Benim aklıma geliyor. Gamze Hanım sizden başlayalım. Eğitime farklı bakış açıları deyince aklınıza ne geliyor? Yaşasın yurt dışı dili eğitimi diyormuş. Yurt dışı eğitim dedi. Evet. Ya, nereden geldi aklına? Bilmiyorum, bir anda oldu. Tamam, yurt dışı eğitim. Evet. Ben o zaman diyorum ki Finlandiya. Ama o benim fikrimdi bu arada gerçekten. O da benim fikrimdi. Tamam devam edelim. Daha yaratıcı fikirler. Summer camp. Olabilir evet. Yüksek lisans yurt dışında. Yurt dışında yüksek lisans. ULO. Tabii ki. Evet, bitti. YouLove'da bitirdi. Bitiyor ya, tamam. YouLove'da noktayı koyduk. Ama benim bir tane daha var ya. Ne? Endless Abroad. Değil mi? Doğru. Arkadaşlar, beğenileri alabilir miyim hemen buraya? Art 1 yazıyoruz. Eğitimde farklı bakış açılarında ülkelerin eğitime bakış açılarını aslında ben size sormak istiyorum. Mesela Japonya'da hala kara tahtada teknoloji anlatıyorlar ama dünyada böyle enleri teknolojiler yani oradan çıkıyor. Mı? Kara tahta derken. Onları kullanıyorlar ama çok üst düzey bir şey anlatıyorlar demek istiyorsunuz. Aynen öyle. Hı-hı. Ama Türkiye'de mesela bizim ülkemizde işte tabletler, falan. iPad'ler, evet. Akıllı tahtalar, yapay zekalar var ama gösteriş. Evet ama aslında bu bunun içi değil doğmuyor aslında. Türkiye'de evet. Yani. Hani hı-hı. Yapay zeka ne dediğinde cevap verebilecek öğretmen sayımız bence az. Mesela YouLove'da ya da İngiltere'de ya da Japonya'da neden bu şekilde? Ya da orada nasıl şimdi oluyor farklı aslında olarak? Bu konudaki en önemli şey şu değil mi? Teknolojinin gelişmesiyle artık kitaplar, eskiden hep kitaplara ulaşım vardı sadece. Şimdi teknolojiyle birlikte bilgiye her an ulaşabiliyoruz bir evet, kere. Evet tabii ki. Şimdi bu noktada hızımız bence çok iyi. Evet çok iyiyiz. Ben de öyle düşünüyorum bu arada. Ama burada önemli olan öğretmenlerin kalitesi. Mesela biraz önce bahsettik ya Finlandiya dedik. Mesela Finlandiya'da öğretmenlerin hepsi mutlaka yüksek lisans yapmış ve alanında uzman kişiler. Hmm. Ama bizim Türkiye'de öğretmenlikte biliyorsunuz ki böyle kriterler yok. Yani hala lise döneminden evet. Öğretmen olmuş öğretmenler evet. Var. Evet, aynen. Yani kimseyi tabii köklemiyoruz. Hayır, kesin çok kaliteli, çok iyi öğretmenlerimiz de var. Böyle yetişmiş, çok evet. İyi disipline, eski böyle kültürlü öğretmenlerimiz aynen. De mevcut. Gerçi bilgiyi ama, vermek yani evet, aslında. Evet ama sonuçta gelişen dünyada belki biraz daha hani bazı konularda eksik kalıyor olabilirler. Bir de biz böyle çok sınava hazırlıyoruz ya insanları. Sonra bu insanlar üniversite okuyor, mezun oluyor ama günün aynen. Sonunda bir kitap bile açıp okumuyorlar sonra. Çünkü istemiyorlar yani. Evet. Hani çok ezber bir sistemin içerisindeyiz. Aynen öyle. Bence... Ve ben onu hissettim biliyor musun? Bu hafta sonu sınava girdim. Aa, tekrar söylüyorum. Vallahi dedim bu çocuklara ne çektiriyordu bir daha bir hatırlayayım. Yani işime tekrar aşık oldum. Evet. Kesinlikle. Çok doğru bir şey yapıyoruz bence. Evet, ya çünkü sınavsız gidebiliyor aynen, adam yani. Yani bunu bence bilmesi de. Lazım çocukların. Ve kendini geliştirse. Ya sınava o kadar hazırlanmak yerine kendini geliştirecek bir sürü şey yapabilir evet, aslında. Evet canım artık yani o test. Evet. Bir de öyle enteresan sorular ki yani zamanın yetmiyor. Yani gerçekten ben ikinci sınava da dilden girdim. Hı hı. Yanımda 15 yıldır İngilizce öğretmenliği yapan kadın bile yani çocuklara bu soruları nasıl sorarlar? Hani buna zaman nasıl yetiştiriyorlar? Zaten çok zor bir sınavdı. Çok ezber sistem içerisindeyiz. Evet, bu yani... ezberlikten biraz çıkmak zorundayız aslında. Doğru. En önemlisi bu. Yurt dışında da böyle değil mi? Ben mesela YouLove'dan bahsederken hep şey söylüyorum. Biz pratik bir eğitim veriyoruz ve sizi iş hayatına hazırlıyoruz. Ya bu çok değerli bir şey değil mi aslında? Tabii ki. Yani zaten o kısım çok değerli. Evet. Employment promise'inize kadar her şey aynen. Değerli orada yani. Şimdi analiz demişken siz yeni sınava girdiniz zaten YKS'ye. Evet. İnanılmaz bir şey bu. Vallahi gittim 3 yani saat oturdum var o sınavda ya. Böyle başlasın yani. Terledim. Ben sınava girdim diye başlasın. Terledim biliyor musun? Stres yaptım böyle dedim ki lan ne olmuş bana ölmüşüm. Kaldın mı sonuna kadar? Kaldım.
Bir de çıkmaya çalıştım dedi ki çıkamıyorsunuz beyefendi. Süreniz dedi doldu dedi. Sonuna kadar bekledim yani. Ben şeyi merak ediyorum. Türkiye'de bu kadar yapay zeka konuşuluyor. İşte Metaverse deyince en fazla işte ilgi odağı olan ülkelerden biri biziz ya da blockchain, NFT öyle vesaire. Bize bak ya. Öyleyiz gerçekten. Ben dışarı şaşırıyorum. Ama ben sen bilgili bu konuda. Ama mesela sınav sistemimiz işte öğrenciyi liseden alıp akademik bir boyuta üniversiteye götüren oradaki sürecimiz hala bence 1960'lardan 50'lerden kalma. Abi onu çözsek zaten bence 3-4 adım daha. İngiltere çözdü yani. Değil mi? İngiltere bence her şeyi 100 yıl önce çözmüş tabii, bir ülke yani. İngiltere aynen deyince öyle. Duracaksın kardeş. Biliyorsun benim kırmızı çizgimiz İngiltere yani. neden Finlandiya değil? Neden Finlandiya değil? Finlandiya konuştuk. Finlandiya daha çok bence ilk öğretimde şey çok yani, başarılı. Öyleymiş zaten. Yani, evet, yani ilk öğretim ve ortaokul. Yani o şey işte hani evet, beni ilk desteklediği için yine bir artıya aldık. Ben hiç alamadım. Bir önceki videoma hep destek alıyorum şu anda. Öyle değil mi? Ben hiç artılamıyorum. Aynen öyle. Hep doğru bilgileri verdiğimi aynen burada net bir şekilde ya zaten şeyde önemli değil mi? Mesela saatleri falan çok düşürdüler biliyorsun ki. Evet, 4 saat falan eğitim oluyor çocuklar. Hatta yani 2,5 saate kadar ben duydum da süper. Bilmiyorum. Ya ben şeyi soracağım. Vallahi 2,5 saat oluyor. Yani çocuklar herhalde okulda biraz zaman geçiriyorlar da ders olarak 2,5 saat. Bu arada ben en çok şeyden etkilendim. Çocuklar okulun bütün işlerini paylaşıyorlar boş zamanlarında. Yani çöp işte topluyorlar, işte masaları temizliyor falan. Türkiye'de düşünsene yani parayla gönderdiğimiz bir çocuğun çöp topladığını öğrenirsek veli olarak herhalde. Ben benim çocuğum. Ya biz konuşan insanlar olarak bile bunu yapabiliriz yani. Ben anlatırken sen yükseldin mesela aşağı. Aynen öyle. Yok ya toplatsın vallahi. Okulu komple temizletsinler. Gökhan Bey, Demir'i okula gönderdiniz ve okuldan geldi dedi ki baba bugün bize sandalye yaptırdılar. Masa yaptım. Bir de yerleri sildik. Ne yaptık? Bir de yerleri sildik. Bütün süper okulu foşur foşur yıkamışlar. Foşur foşur yıkasınlar. Bence muazzam vallahi ya. Hiç bence acayip de sevinirim. Keşke yaptırsalar ki öğretmeni yaptırıyor. Ben geldi ve dedi ki baba çok yoruldum bugün. Yani pertim çıktı. O zaman sevinirsin, erken yatacak bugün. Aynen, benim sesim. Me time var bugün. Oh, Netflix var falan. Aç derim, git yat derim. Ne yapayım abi, yorulmuşsa gitsin yatsın. Bomboş. Ya o zaman bunu destekliyorsunuz. Kesinlikle destekliyoruz. Biz şimdi çok, ya yurt dışı deneyimimiz de olduğu için bizim zaten aksini söyleme ihtimalimiz olamaz. İmkansız abi. Ben arkadaşlar inanın İngiltere'de 16 saat çalıştığımı biliyorum günde. 16 saat yani fiziksel bir işten bahsediyorum. Hani şu anda da belki 16 saat çalışıyorumdur yani. Ama oturarak, düşünerek, işte işle meşgul olarak, WhatsApp'tan, şuradan, buradan daha az yorularak, fiziksel olarak çalışıyoruz. Ama orada fiziksel olarak yaptığım işlerde 16 saat, 17 saat çalıştığımı biliyorum. O yüzden çalışmak gerekiyor. Evet, ya Türkiye'nin esas problemi bu. Eğitime farklı bir bakış açısı mı arıyoruz kardeşim? Eğitimle beraber çalışmak zorundayız. Evet. Yani Türkiye'deki çocukların en büyük problemi yeni bu. Yeni neslin özellikle. Evet, 18 ile 23 arasını evet çocuklar yatış dönemi olarak belirliyorlar kendilerini. Bir de ben şunu gözlemliyorum, sen de farkında mısın? Az çalışayım ama herkesten de çok kazanayım. Evet. Yani kazançla ilgili çok büyük sıkıntıları var. Aynen. Maaş ödeyen biri olarak. Herkes en iyisini hak ediyor. Evet. Herkes en iyisini hak ediyor. Ya, evet. Kendisine göre. Ya gönül ister. Herkes en iyisini hak ediyor. Ama bir ekonomi var ben yani dünyada duyuyorum. Da var bu zaten. Yani yeni mezun birinin 100 bin TL alması mesela ya çok problem ekstrem bir şuysa, şey yaratıyor. Mesela çocuk gerekir geliyor ya mesela mezun olmuş gelmiş tamam mı? Çocuğa soruyorsun diyorsun ki ne yetilerin var? İşte anlatıyorsun senin de az önce söylediğin gibi bazen İngilizce yapmak istiyorsun. Evet. Anlıyorum ama konuşamıyorum diyor mesela tamam mı? Hani bir kere yazsam olur mu? Yazsam. Var mı öyle? Bana geliyor da siz sorsunuz ben yazsam olur mu dedi. O var mı ya? Vallahi süpermiş. Bu tempoda bir adamı benim işe almam lazım. İşte önce onun İngilizcesine destek olmamız lazım. İşte bilgisayar yetisine kadar onu da anlamıyoruz. Ne bitirdin sen diyorsun. İşte diyor ki işletme bitirdim. İşletme bitirdin ama hani ya bizim işte şu tasklar var. Bunları da yapabilir misin? İşte yaparım tamam. Yapabilir ama hani benim istediğim minvalde yapamayacağına %100 eminiz. Bu kişiyi işe almam lazım çünkü çalışacak adam da yok, ihtiyaç evet da var tamam mı? Şimdi o kişiyi işe alıyorum 6 ay 7 ay. Yatırım yapıyorsun. Yatırım yapıyorum. Zaman bir kere ya bir en kere, önemlisi bence. Valla ödemesini evet, geçtim. Evet, İş öğretme. Evet. Aşağıdaki çocuğa bile onu hani yani yardımcıma diyorum ki ya işte şu eğitimleri vermemiz gerekiyor bu arkadaşa diyorum. Tamam düzgünce veriyoruz 1 ay 1,5 ay. Yani
bu bile kesinlikle çok ciddi bir olay ya. Yani. Bu sefer evet. onun da zamanı sonra gidiyor. Alıyoruz. Hop bir daha başlıyorsun tekrardan. Ya gidiyor gitmemiz önemli değil ama hani ben sonuçta onu 6 ay yetiştiriyorum. Diyelim ki ben risk alıyorum. Kalabilir de. Yani kalıyor da atıyorum kalıyor. Ama 6 ay ben eğitim veriyorum yani üniversite gibi. Evet. Yani yüksek lisans gibi çocuğa işte hayatın gerçekleri bu sefer yani. Hani veliyle böyle konuşacaksın. İşte öğrenciyle böyle konuşacaksın. Maili böyle atacaksın. Aslında puntoları çok, böyle çok olacak. Değerli bir şey değil mi? Yani iş hayatında bir bizim mesleğimiz de yani eğitimciyiz sonuçta. Bu da evet. bir meslek ve bunu öğreniyor aslında. Tabii ki yani. Yani bu sektörde kalabilecek sonrasında. Bu eğitimi alıyor senden. Bizim yanımıza 18 yaşında gelen biliyorsun evet. Tennis Kampüs yaptık. Evet. Oradan evet. çıkan gençler var. Yanımızda hala çalışan insanlar var. Ciddi title'lar alan insanlar var. Hepsini tanıyorsunuz. Evet. Zaten. Evet. Şimdi bunlar mesela bunlar da en büyük göstergesi 18 yaşından beri yanımda çalışıyor zaten. Evet. Mezun olmuş. Yanımda hala çalışıyor. Şimdi işte aslında o yeni nesildeki o sabrı birazcık evet. yüklemek lazım. Böyle aynen yükleyebiliyorsak öyle. Hani sabır, mümkünse. Yani evet. yoğun çünkü işimiz de yoğun bizim. Evet. Tamam anlıyorum ben gençler eğlenmek istiyorlar işte boş zamanları olsun istiyorlar ama hani böyle bir işin içine girince biraz korkuyorlar ama eğitime farklı bakış açısı diyeceksek arkadaşlar ben %100 yani eğitim alırken tecrübe edinme kısmını en üste koyarım. Yani. Peki hafta sonu sınavda şöyle bir olay yaşandı. Bir tane çocuk ChatGPT ile birlikte sınavda of. Kopya düzeni kurdu kendisine. Yok canım. Haberiniz yok mu? Yok. Çocuk ben yakalandı. Gerçekten mi? Evet evet gerçekten çocuk yakalandı. Nasıl abi telefon benim evet her şeyimi bıraktı bu sınavda. Altına router koymuş. Bakıyor düğmesinde kamera var soruya bakıyor ChatGPT wow. soruyu gözlükten görüyor. Gözlükten gösteriyor. Yok düğmede düğmesinde kamera var. Tamam. Buradan soruyu görüyor ChatGPT ardından ayakkabısına kadar ulaşıyor. Kablo oradaki router'dan çok hesabını yaratıcı. Yapıyor kulaklığını iletiyor cevabı. Kulağı da he, kulaklık da. Evet, kulaklık yani. Fark edilmemiş mi acaba? Çok küçük bir şeydi. Evet, çok küçüktür. Edilemez. Yakalanmış bir şekilde birçok kişi şey dedi yani bunun sınava ihtiyacı yok bu mühendis zaten devam etti. Yaratıcı bir kurgu değil bence mi? De ben benim için mümkün değil yani. Ama ne yapsın yok. Çocuk sınavı kazanmazsa alaylı olacak. Ama bunu yapmış ya anlatabiliyor muyum? Bence çocuğu bir üniversite zaten davet eder ve alır. Hani öyle soruşturmacılar yazılımcılar var ya böyle ne bileyim ATM'lerden para çıkaran yazılımcılar falan var ya. Hani tabii teşvik etmiyoruz değil mi? Şey, doğru değil. Doğru değil. Çok yanlış. Ama arıyoruz o yakınlıkta evet, arkadaşlar. Evet. Arasın sonra Gökhan'ı. Ama sınava geç kalan, yerlere düşüp ağlayan öğrenci videoları var ya, onlara bir tık daha tercih ederim gibi geliyor bana bu öğrenci. Hazırlık. Onlara göre bunu tercih edersin. Evet. Tabii ki %100 tercih edersin. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ama yazık benim okulumda da vallahi ben sınavda sırada oturuyorum şimdi. Hoca şeyi okuyor. ÖSYM'nin işte bildirgesini okuyor. Dışarıda kıyamet koptu. Ya yetişemediler ha, yine. Yetişemedi. O ona parmak sallıyor. Ya kardeşim yetişememişsin. Evet, yani ya. Çok kötü bir şey ama hani yetişememişsin. Ya bir yani. Risk alma gerek adamın var mı? Görevi... Çıksana bir saat öncesinde evden. Nasıl yetişemedin ya? Yetişememiş. Biri de gitmiş mazgala düşürmüş. Ya onu buldular mı? Şimdi yine aldılar. Aldılar mı ya? Şansa baksana ya. Mazgala kimlik düşürüyor. Şu alaylı mühendis arkadaşla alakalı bir şey söyleyeceğim. Şey kimle? Demiş. Alaylı mühendis arkadaşla. Alaylı mühendis evet. Aynen öyle diyelim. Öyle bir title verelim aynen kendisine. Öyle. Belki University of Law'a göndeririz bilmiyorum. Belki kabul eder. Aa, bak nelere de geldi olan şu. Şimdi 2 dakikada öğrenci pasladı. Şey şimdi bu çocuk şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki evlenmek istiyordum. Kız arkadaşımın babası kızını bana vermiyordu. ChatGPT ile birlikte tıp kazanacaktım ve kızı alacaktım. Amacı wow. buymuş. Hmm. Aslında onun için tüm bu düzeneyi kurmuş. O çocuğa var ya helal olsun o çocuğa. Ah, o çocuğa canım benim ya. Sevgiye bak ya. Mecnun gibi Kerem miydi? Dağları dölen kimdi lan? Kim dağları? Ne oldu? Bir hilal uğruna yarab ne güneşler mi? Aynen öyle kardeş batırdı. Büyük bir aşk hikayesi. Şu helal fışkırım şu an. Vallahi fışkırmış. Hiç böyle fedakarlık olur mu ya? Bravo. Of, babanın bu kızı vermesi lazım. Hayır hapse girme durumu yok mu abi? Bu var. Değil mi? Sorgulanacak çocuk. Tabii %100. Yani tabii ÖSYM'den canım. Aynen öyle. Onun tabii. öyle bir cezası olduğunu biliyoruz. Ama ben, o yüzden ama... hiç yeltenmedik. Hiç gerek yok. Hiç kopya çekmediniz. Çektik tabii ki. Nasıl çektik? Neler yaptınız? Neler yaptık? Benim en yaratıcı kopyam yani silgileri bölerdik böyle. Defter gibi. İçine yazardık. Gerçekten. Evet kağıtla silgiyi bir kapatıyorsun böyle silgi gibi duruyor. Kağıt içinde ama. Tabii kağıt içinde. Sonra böyle defter gibi açıp okuyorsun. İnanılmaz ya. Çok iyiydi. Kopya hikayem yani bir tek geometri. Sen çekmemişsin. Evet yani bir tek geometride biraz zorlanıyordum. Ne yalan söylüyorum. Abimi çok seven bir öğretmen vardı. Onun dersinde kopyayı çektim. Şuraya bir kağıt. Yani en basit hani şuraya bir kağıt koydum. Tamam mı? Çok saçma bir ders bir de yani. Alakasız küçüğüm. Ortaokul. Abi bir tokat dedim.
Var ya. Eskiden vardı tabii. Vardı canım. Evet. Güzeldi ya. Vardı. İyiydi. Ya, kendine yok. Getiriyorsun. Yok ya. Çam. Gökhan Bey, siz çok eski nesil olmuşsunuz ya. Olmuş mu? Evet, Gökhan evet. Öyle bir konuşunca 50 yaşındasın zannedecekler. Şu an saçmalı ama. Yani artık Gökhan Bey, çocuklara boya yaptırsınlar, yerleri temizletip dövsünler diyorsunuz şu an ya. Dövsünler de mi ne yapayım ya? Yediğim dayağı anlattım asla, ben. Hayır hayır. Ne güzeldi. Yediğim dayağı anlattım. İyiydi. Fena değildi. Ama sizin kopya teknikleriniz de çok old school bence. Nasıl? Silgi. Evet. Çok abi old school zaten biz old school'duk. Senin telefon yoktu o zaman bile. Biz old school'duk. Biz şey, telefon kulübesinden arıyorduk yani. Ben Amerika'ya gittiğimde aileme gidip benzin istasyonundaki telefon kulübesinden arayabiliyordum yani. Hani kardeşim, eskiden ne vardı ki zaten? Bizim silgimizi elden ele hoca verdi. Silgiyi yakalayamadı. Sen hayırdır ya? Yan tarafta çocuk silgi istiyor. Hoca dedi, ne istiyorsun? Silgi dedi. Arkadaşlar, aldı beni silgiyi verdi. Arası... Zaten son 15-20 senedir çok evet. Hızlı olmadı mı? Yani evet. Öncesinde bir şey yoktu yani. Ki. Teknoloji yurt dışı eğitim sürecini değiştirdi mi peki? Yani öğrenciler tabii açısından. Tabii ki değiştirmez mi? Yani bakış açısını değiştirdi mi öğrencilerin ya da velilerin? Tabii ki de. Eskiden bir öğrencinin yurt dışına eğitim alması demek çok büyük bir olaydı. Yani biz maaile gitmiştik acentaya, bilgi alıyoruz, herkes tedirgin falan. Nereye gideceğimi anlamamıştık bile. Haritadan bakıyoruz neresi burası evet. Falan. Şimdi öyle bir şey var senin mı artık yaşın yani? Çıktı bu arada. Sus çaktın mı? Sen hayır. Kaç sene önce gittin? Ben kaç yaşında? 50 yaşındayım acaba ben ya. Ne zaman gittin sen? Ben 19 yaşındayken gittim. Oo, bayağı evet. Önceymiş. Saçmalama Gökhan. Burayı kesin. Lütfen ne demek? Bayağı önceymiş. 19 yaştı ya. İlk gittiğimde evet. Neyse ya sonuçta teknoloji daha bilinçli bir nesil getirdi. Aileler için de öyle oldu. Yani herkes artık tabii biliyor. Herkes nereye biliyor. Gidecek, ne yapacak. Nereye gidecek. Aynen. Bir de şey olayı bitti işte ondan da bahsediyor. Özlem olayı, çocuğumsuz yaşayamam kesinlikle, olayı. Kesinlikle. Yani şimdi bizler bile hani bir yere giderken işte çocuklarımız evde kalıyor. Ona ulaşıyoruz ya o bile bizi evet. Rahatlatıyor. Sen özellikle çok gezen. Gezen tarzı. Fena değil. Cengiz Bey görmesin şimdi. Peki. Şimdi ben Gökhan Bey'in yurt dışı eğitim sürecini biliyorum. En ince detayına kadar artık. Hmm. Sizinkini soracağım. Tabii. Ben nasıl başladı? Böyle ilk böyle kafada o ampul nasıl yandı yani? Yurt dışı diye bir imkan varmış aslında gibi. Aslında şöyle, lisede hazırlık okumuştum ama İngilizce aram hiçbir zaman iyi olmamıştı. Ve şeyin farkındaydım, yani İngilizce öğrenmek zorundayım. Yani böyle bir alternatifim yok. Amerika'ya mı gitmeye karar verdim? Hayatımda ilk kez yurt dışı eğitimim Amerika'da oldu. Yani çok riskli bir şey o cesur. Dönem için. Evet, kesinlikle. Evet. Acente ziyaret ettik. Babam Malta'ya ikna oldu bir anda yakın diye. Ve yani tecrübeli de merak ettim şimdi. Tecrübeli de bir yerdi. Acente'yi merak ettim. Amerika diye giden birine Malta satan bir evet acente. Ya. Bu acente oyunu mu peki? Yani acente. Amerika'ya gitmek seni Malta'ya yönlendiriyor. Yani bu tabii ki bak, bir oyun. Bak düşün o dönem bile öyleymiş. 1980 yılları. Yani şöyle düşün. Şimdi adam gelmiş mesela bana diyor ki Finlandiya. Ya şimdi ben diyorum ya kardeşim İngiltere var burada cam gibi parlıyor devasa üniversiteler. Ama şimdi Amerika isteyen birini İngiltere önermek çok mantıklı zaten. Ya da Finlandiya isteyen birine de önerebilirsiniz de Amerika isteyen birine Malta. Malta sıkıntı şu oyunu soruyorsan oyun var mı dedin ya oyun şu tabii ki var. Yani kişinin sonuçta sen bu işi bir danışmanla çalışıyorsun. Danışmanın ve danışman atıyorum böyle çok ekip güçlü bir danışman değilse tek başına 2-3 kişi çalışan bir yerse burası mesela örnek öyle gibi, doğru zaman, küçük bir acenteydi zaten evet. Şimdi mesela tabii ki adam kendini iyi hissettiği evet. Yeri sana anlatır yani aynen. Amerika seni zorlayacaksa mesela bir danışman olarak onu başka bir yere çekmek isteyebilirsin, bu bir danışmanın en çok yaptığı şeylerden bir tanesidir zaten aynen. O yüzden orada dikkatli olmak lazım. Neyse biz de dikkatli olduk. Bilinçliymişiz Allah'tan. Evet, ve Amerika'ya gerçekten Amerika'ya gittik. Harika, süper. Aynen öyle. Barkın'ın yurt dışı eğitim danışmanınız olduğunu düşünebiliyor musunuz? Siz yurt dışı eğitimle alakalı bilgi alacaksınız ve Barkın sizi bir ülkeye sonumuz yönlendirecek. Irak'ta bitirmiş. Eğitim falan yok. Benim için alternatif eğitim yolu okulsuz eğitim. Okulsuz okuyoruz eğitim. Da ne oluyor yani Gökhan Bey? Hayır. Bunu da hiç ben çok karşıyım. Yani bu sadece alaylı öğrenmenin hiçbir zaman yetmeyeceğini düşünüyorum evet. Dışında da. Şey inanıyorum ya. İnsanların biraz okul bunu sağlıyor. İnsanların toplum içerisinde nasıl davranması gerektiğini, onun nasıl parçası olması gerektiğini öğrenmesi evet. Gerektiğini düşünüyorum. Çok ciddi bir orada ben ayrım var. Ben size de katılıyorum. Yani orada da hani o da doğru ama sadece hani eğitimsiz alaylı ben orada gideyim öğreneyim. Şimdi rengi de çok oluyor değil mi bu? Yani gerek yok. Ben giderim orada öğrenirim turist listesi. Kalırım tabii. Falan. Bu kesinlikle aynı eğitim olmuyor. Yani kesinlikle onun altyapısını eğitimle alabilir sadece öğrenci. Ben okulda da çalıştım.
Yani okulun, yurt dışındaki okulun içinde de çalıştım. Orada o farkı görüyorsunuz. Gelen öğrenciyle öğrenci giderkenki aradaki o İngilizce farkını görüyorsunuz. Belli zanaatler var mesela. Sadece çok fazla pratikle öğrenilen işler var. Yani ne kadar fazla yaparsan o kadar iyi yaptığın meslekler var. Çok işin akademik tarafından aldığın bilgiler sana teoride fayda eden işler var. Ya hala o kağıt parçasına ihtiyaç duyan yüzlerce, evet, binlerce çok, evet, büyük firmalar var arkadaş. Çok, aynen, iyi bir yazılımcısın ama iş bulamıyorsun. Yani çok iyi yerlerde iş bulamıyorsun. Ya da kendi işini yapıyorsun. Uzman olarak altında. Mesela bir örnek. Oyun geliştiricisi arkadaşlarım var. Bunların birçoğu okulu okuduklarını, işin akademik taraf hakkında, teknik taraf hakkında çok fazla bilgi öğrenmelerine rağmen oyun, video oyunu yapılarak öğrenilen bir şey olduğu için, evet, alaylı arkadaşlarım her daim çok daha iyi yapıyorlar bu işi. Ya da, evet, sinema için de geçerli. Yani kablo taşıman gerekiyor. Birileri sana kablonun nasıl taşınması gerektiğini sözde öğrettiğinde çok olmuyor. Belli zanaatlerin, marangozluk da bunlara dahil, her tüm zanaatlerin, belli zanaatlerin yapılarak öğrenilmesi ve okula ihtiyaç duymadığını düşünüyorum. Tabii ki okulun şeyi var. İnsan arası ilişkilerin nasıl olması gerektiğini her türlü okul sana eğitim veriyor. Orada insan arasındasın. Ekip, evet, çalışması, toplu hareket etme. Evet, evet, yani onları, onları da öğrenmiş şeyler sosyal hayatında. Bizde de işte bu mesleki eğitimlere okul tarafında çok mesela yine sistemin bir eksikliği bence, yer ayrılmadığı için ve böyle meslek lisesine giden çocuklara başarısız damgası vurulduğu için dönem, Türkiye'de, evet, doğru, şu anda doğru, da öyle bence. Evet. Halbuki ne kadar değerliydi. Tabii ki canım, yani şu an Kanada'da mesela okulun, evet, atıyorum işte marangozhanesi var. Ama Amerika'da da çok var. Tabii ki Amerika. Yani evet, yurt dışında hala çok popülerdir zaten bu mesleki okullar. Aynen öyle. Türkiye'de çok da ciddi tam tersi kazanıyorlar. Evet, aynen ya öyle. İşte adam diyor ki o kadar okudun kaynakçı mı olacaksın diyor mesela. İşte Kanada'da kaynakçının 400 bin dolar kazandığını bilse mesela öyle demiyor zaten. Enteresan bir bilgi daha vereyim. Benim yanında kaldığım host aile mimardı adam. Yani adam da şey aynı eşit alıyordu, inşaatta çalışan adam. Tabii ki. Yani maaşları gelirleri aynıydı. Çünkü, aynen, o daha iş yükü yani yoğun bir şey yapıyor. Aynen öyle. O çok değişiyor zaten, evet, şu an Amerika'dan, Türkiye'de de o. Amerika'dan devam edelim. Sizi Malta'ya ikna etmeye çalıştılar. Konu nasıl edemediler. Amerika'ya gitti? Olmadı. İnatçı. Ben aynen tabii ki de. Ya, o dönemde biraz inatçıydım. Aynen. Amerika istiyordum. Mümkün değil, başka bir ikna olamazdım zaten. Nereye gittin? Miami. Colorado'ya gittim. Colorado. Yani. O yüzden dedim, şey haritayı açtık baktık diyorum sana. Şey, balalı arkada mı vardı? Baba ben gidiyorum. Nereye? Colorado. Haritayı açtık diyorum. Ya Colorado nerede dedik ki ayağımızda? Rahmet Erroman'ın. Sen kesin onun etkilendin ya. Rahmet Erroman'ın. Greenwood Springs'e gittim. Aspen'e yakın bir yerdi. Ben Community College'e gittim. Hmm. Evet, 1,5 sene kaldım. Sosyal marketing üzerine eğitim aldım. Oh, nice. Evet, benim hayatımın en doğru kararıydı, öyle söyleyeyim. Yani ben ondan sonraki bütün iş imkanlarımı bu aldığım eğitim sayesinde ulaştım. Evet. Nasıl döndünüz Türkiye'ye? Ya öyle bir çılgınlıktı. Türkiye dönmek çılgınlık. Gerçekten çılgınlık bu arada. Evet, bir önceki konumuz oydu biliyorsun. Küçüktüm herhalde ya. Kimse kal demedi galiba, ne bileyim, bilmiyorum ki, düşünemedim bana, yani. Bak ben ilk gittim 19 yaşında işte. Abimle dönüyoruz. İkimiz 9 aylık gitmiştik. Dönerken böyle ekip beni acayip seviyordu, çalıştığım yerdeki ekip. Böyle harbiden çocuk gibi seviyorlardı, hmm, böyle beni. Yanaklarımı sıkıyorlar falan böyle işte. Gitme diye. Yani yalvardılar diye abartmayayım da böyle inanılmaz böyle feedbackler, hani geri bildirim, sakın gitme, saçmalama, manyak mısın, ne işin var gibi böyle abilerim, ablalarım çok düzenli bir bilgilendirmeyle benim kalmamı sağlamaya çalıştılar ama ben dedim ki yok. Aa, abi. Doğru, bu ülkenin, ben böyle aslında İngiltere'nin de işte ben gideceğim, benim ülkem bana yeter falan filan, Bursa'ya bir döndüm. Abi okumaya. Dönünce üzüldün mü? Oo, bu 3 ay içinde böyle direkt depresif haller, hmm, işte çalışıyorum, çalıştım, kazandığım yetmiyor. İnanılmaz böyle bir ortam, işte hocalarla aram sıkıntılı, uluslararası ilişkiler okuyorum, hocaları bana anlatıyorlar böyle. Ya yani inanılmaz bir ortam. Dedim şey ki abi beni ne olur geri gönder, hemen gitmem lazım. Bastım gittim sonra. Tekrar geri döndün. Aynen. Ben dönmedim bir daha. Yani döndüm. Ya Türkiye'ye döndüm. Döndüm bir 8 yıl yaşadım. Hmm. Ondan sonra tekrar geri döndüm. Ona bile artık millet şey diyor yani, nasıl döndün abi, evet, de. Ya giden ya 8 yıl iyi bir süre artık ama. Bu arada 8'e çok uzun kalmışsın, evet, Gökhan. Evet. Kaldım döndüm yani. Evet, artık, aynen. Bir de biliyorsun yaptığımız iş burada, biliyorsun. Ya bir de şey de var ya, hani yaşadığın ülkede de şartların iyiyse, iyi bir işin varsa, kariyerin iyiyse neden, evet, kalmayalım abi, ki? Ben şimdi mesela çok mutluyum. Yani yaptığım işi seviyorum, hani sektörümü seviyorum. Yani ekonomik olarak rahat ya hissediyorum bu kendimi. Ya biraz bununla alakalı bence. Evet. Hani evet, şeyi seven, söyleyen çok fazla tanıdığım da var. Ya artık Türkiye'de ortamı sevmiyorum. Hani Türkiye'de
işte insanlar sıkıntılı, stresli, yani sınırlı bir ülke gibi düşünüyorlar ve tabii gitmek istiyorlar. Evet, bakış daha açısı az kazanacağımı da bilsem gideceğim bak, diyor mesela. Bak bu arada yeni mezun olan herkesin bunu deneyimlemesini %100 destekliyorum. Yani bence kesinlikle gitmeyi. Tabii %100. Ki. Ama belli bir yaştan sonra artık değil mi? Yani gitsek de eğitim alsak da dönmeyi tercih ediyoruz. Neden? Burada bir network'ümüz var artık. Yani geri dönmek yanlış değil. Evet. Hani asla yanlış değil. Oradaki sürecini iyi değerlendirmen lazım. Hani çok mu iyiye gidiyor yoksa kesinlikle. Artık uzuyor musun, kısalıyor musun? Ne oldu değil mi? Mesela ne uzuyor ne kısalıyor dediğin bir yerdeysen dönebilirsin yani. Çok yeri gezdim yani bayağı seyahat ettim. Biliyoruz. Biraz seyahat ettim. Senin listen var bende. Var mı? Ekledim de baktığımda. Ama yani ne yalan söyleyeyim. Benim için İstanbul dünyanın güzel, en güzel şehirlerinden biri. İstanbul. Ben çok seviyorum İstanbul'u. Acayip. İstanbul bombastik ya. Aynen. Muazzam. İstanbul diye bitirelim onu. İstanbul diye bitirelim. Değil mi? Yani. Gamze Hanım teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Kapanışı alalım. Bir global konuların daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bravo kardeşim.